Merhaba, Canik Belediyesi Oyuncak Müzesi'ne hoş geldiniz. Oyuncak müzeleri, insanlık tarihini ziyaretçilerine sunma konusunda en başarılı mekanlardır. Çünkü oyuncak, üretildiği dönemin tanığıdır. Sanayi devriminden modaya, mimariden uzayın fethine kadar pek çok konu, oyuncak dünyasındaki belge ve bilgileriyle sizleri bekliyor. Bir dönemi anlatan her türlü eşyayı bulmak olasıdır. Resimler duvarda çerçeve içinde asılı durur. Elbiseler naftalinlenir. Gümüşler parlatılır, mobilyalar cilalanır. Takılar çekmecede itinayla saklanır. Peki ya oyuncak? Oyuncak oynaması için çocuğun eline verildiği an sonuna doğru yaklaşmış demektir. Oynanırken kırılır. Çocuk büyüyünce bir başkasına verilir ya da atılır. Bu nedenle eşyanın tarihinde bulunması en zor olan, en değerli olan oyuncaklardır. İnsanlık bu gerçeği yeni, çok yeni fark etmiştir. İlk oyuncak müzesi 1971 yılında Almanya'nın Nürnberg kentinde kurulmuştur. Bugün gelişmiş her ülkede oyuncak müzeleri en çok ilgi gören mekanlardır. Ülkemizde ilk oyuncak müzesi girişimi bir köyde gerçekleşmiştir. Evet, bir köyde. 1980 yılında arkeolog Musa Baran'ın İzmir'in Bademler Köyü'nde köy çocuklarının yaptığı oyuncakları evinin bir odasında sergilemesi Türkiye'de kurulan ilk oyuncak müzesi olarak kabul edilmelidir. Canik Belediyesi Oyuncak Müzesi ise Karadeniz'e kıyısı olan tüm kentler arasında bu konuda ilk olma özelliğine sahiptir. Tarihte bilinen ilk oyuncaklar Mısır medeniyetine aittir. Arkeolojik kalıntılar M.Ö. 5. yüzyılda Mısır'daki çocukların tahta atlarla oynadıklarını gösterir. M.Ö. 2. yüzyılda ise Mısır'da çocukların topaç ve misketlerle oynadıkları yine arkeologlar tarafından belirtilmiştir. Tarihin aynı dönemlerinde eski Yunan, Roma ve Çin'de kilden yapılan, fırınlanmış, hareketli kol ve bacaklara sahip bebekler olduğunu da görüyoruz. Müzemizin giriş bölümünde gördüğünüz arkeolojik oyuncaklar, seramik sanatçısı Canan Yaraş tarafından yapılmış kopyalarıdır. Gerçek anlamıyla sözünü ettiğimiz oyuncakları arkeoloji müzelerinde görebilirsiniz. 1800'lü yılların ortalarında İngiltere'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan sanayi devrimi olarak tanımlanan sosyoekonomik ve kültürel kalkınma hareketi çocuk dünyasında da etkisini göstermiştir. İlk oyuncak fabrikaları bu yüzyılın sonlarına doğru Almanya'nın Nürnberg kenti civarında kurulur. Bu nedenle müzemizde 1900'lü yılların başlarına ait oyuncakların yanında hep Almanya'nın adını okuyacaksınız. Çünkü o dönemde bütün dünya çocukları Almanya'da üretilen oyuncaklarla oynamaktaydılar. Almanya neredeyse bütün dünyada oyuncak pazarını ele geçirmişti. İkinci Dünya Savaşı'nda ne yazık ki oyuncak fabrikaları kapanmış ve silah üretmeye başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin ardından 1950'li yıllarda oyuncaklarda Japonya'nın üstünlüğü görülür. Evet, Japonya iki atom bombası yemiş. Bütün ekonomisini, bırakın ekonomisini, neredeyse insanlarını kaybetmiş ama ilk tutunduğu oyuncak sanayi olmuştur. Günümüzde teknolojik devrimin öncülerinden olan Japonya'nın bu yolda attığı ilk adım oyuncak üretmektir. 1980'li yıllarda ise dünya oyuncak sektöründe bu pazarda Çin'in üstünlüğü görülür. Günümüzde dünyanın neresine giderseniz gidin, ister Danimarka'ya gidin, ister Arjantin'e, ister Japonya'ya gidin ya da isterseniz ülkemizde bir oyuncakçının kapısından içeri girin, alacağınız oyuncaklar Çin'de üretilmiştir. Çünkü bugün dünyadaki çocukların oynadıkları oyuncakların neredeyse tamamı Çin'deki fabrikalardan çıkmaktadır. Hep böyle olmuştur. Her dönem bir ülke
dünya oyuncak sanayinde öncü olmuş ve bütün çocukların oynadığı oyuncakları üretmiştir. Bu da demek oluyor ki, gelişmişlik, ilerlemişlik, kalkınma konularında oyuncak üretiminin çok büyük bir öncülüğü vardır. Oyuncak tarihinde en değerli eserler İngilizce'de Dollhouse olarak adlandırılan bebek evleridir. Eski malikanelerin odalarını süsleyen eşyaların minyatürlerinden oluşan bebek evleri yapımında genellikle eşyaların gerçek hayattaki malzemeleri kullanılır. Yani tabaklar porselen, bardaklar cam, perdeler kumaş, mobilyalar ahşap. Hayranlık uyandıran ayrıntıları ve kırılgan yapıları nedeniyle bebek evlerinin günümüze kadar sağlam kalmaları adeta bir mucizedir. Bebek evlerinin içerdiği birbirinden farklı figür, bunlarla oynayan çocukların düşlerini zenginleştirmeye, yaratıcılıklarını geliştirmeye ve paylaşımcılığı öğrenmelerine yardımcı olur. Bir oyuncak müzesindeki bebek evlerinin çeşitliliği, o müzedeki kalite standartlarının göstergesidir. Canik Belediyesi Oyuncak Müzesi'nde bebek evleri konusunda çok eski tarihlere ait son derece iyi korunmuş çeşitli bebek evlerini görmektesiniz. Bebek evlerinin ilk ortaya çıkışı 16. yüzyıla dayanır. Almanya'da ve Hollanda'da varlıklı ailelerin evlerini renklendiren bu minyatür evler önceleri oyuncak olarak tasarlanmamıştır. Bunlar dekoratif amaçlı olup o dönemin malikanelerindeki yaşam biçimlerini sergileyen maketlerdir. Bebek evlerini süsleyen halılar, avizeler, mobilyalar, vazolar, perdeler ve duvar kağıtları ait oldukları ülke ve dönemin birer kopyalarıdır. İçlerindeki küçük parçalar sağlık açısından tehlike oluşturabileceği için çocukların bunlarla oynamalarına ilk dönemlerde izin verilmiyordu. İlk başlarda camekânlı dolaplar içinde sergilenen bebek evleri 1900'lü yılların başlarında çocukların da oynayabilmeleri için oyuncak olarak üretilmeye başlanır. Tarih 14 Kasım 1902. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Teddy Roosevelt, Mississippi ve Louisiana eyaletleri arasında doğan sınır anlaşmazlığını çözmek amacıyla bölgeyi ziyarete gider. Yaptığı görüşmelerden sonra Teddy Roosevelt çok sevdiği av partisine çıkar. Fakat başkan hiçbir hayvanı vuramadan eli boş döner. Bunun üzerine çevresindekiler başkanın moralini düzeltmek için bir yavru ayı bulup ağaca bağlarlar ve vurmasını isterler. Roosevelt savunmasız bir hayvanı vuramayacağını söyler ve yavru ayıyı serbest bıraktırır. Bu olay gazetelerde haber olur. Brooklyn'de şekerci dükkanı işleten Morris Mitchum ve terzi olan karısı Rose, başkanın hayvan severliğinden çok etkilenirler ve okudukları haberden sonra bir oyuncak ayı üretirler. Bunu vitrinlerine koyarlar ve oyuncak ayının altına da şunu yazarlar: "Teşekkürler Teddy." İşte bu nedenle bütün dünyada oyuncak ayının adı Teddy Bear olarak anılır. Oyuncak ayı Teddy Bear adını Amerika Başkanı Teddy Roosevelt'ten almaktadır. Fakat Almanlar buna karşı çıkar. Amerikalılar her ne kadar ilk oyuncak ayıyı kendilerinin ürettiğini söyleseler de Almanlar derler ki, "Hayır, ilk oyuncak ayıyı biz ürettik." Almanya'da tekelikli sandalyesinde terzilik yapan Margaret Steiff adlı kadın, terzilerin kollarına taktıkları iğne yastıklarını hayvan figürleri şeklinde üretir ve masalara koyar. Margaret Steiff bundan ilham alarak ilk oyuncak ayıyı üretir.
Hangisi mi doğru? Bu sorunun doğru yanıtı Almanya'dır. İlk oyuncak ayıyı üreten bir kadın, Margaret Steiff'tir. Yerli oyuncak üreticilerimiz, Almanya'da ve Japonya'da üretilen oyuncakları taklit etmişlerdir. Elbette ki bir sanayinin yeni oluşumunda taklitin yeri vardır. Fakat ne yazık ki 1980'li yıllardan sonra ortaya çıkan yanlış ekonomik politikalarıyla oyuncak üreticilerimiz fabrikalarını, atölyelerini kapatmak zorunda kalmışlardır. Taklitle ortaya çıkan kendini var etme, kendi kültürünü, kendi özgünlüğünü oluşturma süreci böylelikle sona erer. Fatma İlhan, bir yaşındaki oğlunun doğum gününe armağan olarak getirilen plüş oyuncaktan çok korktuğunu görünce daha sevimli bir oyuncak yapmaya karar verir. Fatma İlhan'ın yapmış olduğu plüş oyuncağı gören arkadaşları o kadar çok beğenirler ki bu oyuncaktan kendi çocukları için de yapmalarını rica eder. Eşinin de desteğiyle Fatoş Hanım bu yolda ilerlemeye karar verir ve bizim oyuncak sanayimizde sevimli hayvan figürleri, bebekleriyle ünlü Fatoş oyuncakları böylelikle doğmuş olur. Ne yazık ki Fatoş oyuncakları da 1980'li yıllarda üretimini durdurmak zorunda kalacaktır. Fatma İlhan'ın üretmeyi tasarladığı son dönem oyuncaklardan biri de kalıbını hazırladığı, ilk modellerini de bastığı ünlü sinema oyuncusu Adile Naşit'in oyuncak bebeğiydi. İnsanlık tarihi boyunca gerçek, hayallerin ayak izlerini takip etmiştir. Uçan halılar olmasaydı, Jules Verne ünlü romanı Ay'a Seyahati yazmasaydı, insan 20 Temmuz 1969 günü Ay'da yürüyemeyecekti. İnsan hep hayallerinin peşinde gitmiştir. Uzay konulu ilk oyuncaklar 1920'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmiştir. Uzayı çocukların hayallerine, oyunlarına ilk koyan ülke Amerika'dır. Ve 20 Temmuz 69 günü Ay'a bayrağını diken yine onlar oldu. Bu rastlantı mıdır? Sorarım, Ay'a ilk kim gidecekti? 1920'li yıllarda çocukların hayallerine uzay oyuncaklarıyla uzayı hedef olarak koyan bir ülke mi bunu başaracaktı? Yoksa Ay'a 1920'li yıllarda çocuklarına oyuncak diye kaynana zırıltısı, bebek, topaç, misket alan bir millet mi gidecekti? Gelişmiş ülkelerde oyuncak çocuklara hayalleri çoğalsın, daha güzel hayaller kursun diye alınır. Geri kalan ülkelerde ise oyuncak çocuklara oyalansın diye alınır. Oyuncakları çocuklarına hayalleri zenginleşsin diye alan ülkeler dünyada söz sahibi olurken, oyuncakları küçümseyen, oyuncakları çocuklarına oyalansın diye alan toplumlar onların kapılarında oyalanmaya mahkumdur. İşte Canik Belediyesi Oyuncak Müzesi bunu anlatır. Çocuklarımızın hayalleri bizim geleceğimizdir. Ülkemizin geleceği, daha güzel yarınlar çocuklarımızın hayallerinde ve oyunlarındadır. Çocuğumuzun önüne oyuncak olarak koyduğumuz sadece ülkemizin değil, bütün insanlığın geleceğidir. Tarihçiler 2. Dünya Savaşı'nı 1 Eylül 1939 günü Alman ordularının Polonya'yı işgaliyle başlatırlar. 2. Dünya Savaşı fiilen böyle başlar. Ama ben diyorum ki hayır. 2. Dünya Savaşı çok çok önce başlamıştır. Hitler, ülkesi Almanya'da 1933 yılında iktidara geldiğinde Stuttgart'ta bulunan Hauser oyuncak firmasına oyuncak askerler yaptırtır. Ve bu oyuncak askerleri savaş propagandası amacıyla çocuklarının önüne koyar. İşte 2. Dünya Savaşı o an
başlamıştır. Hitler önce Polonya'yı değil, çocukların hayallerini, oyunlarını işgal eder. Ve o oyuncaklarla oynayan çocuklar savaş başladığında oyuncağın yerindeydiler. Müzemizin bu bölümünde Hauser firması tarafından üretilen Hitler'in propaganda amacıyla kullandığı oyuncakları görmektesiniz. Size anlattığım bu konu oyuncağın kötü amaçlı üretilişinin bir öyküsüdür. Şunu sakın unutmayalım. Sadece müzemizde değil, oyuncakçılarda da gördüğünüz oyuncakların hepsi biz büyükler tarafından yapılmıştır. Bu oyuncaklar çocukların kendi dünyalarını değil, bizim onların önüne koyduğumuz dünyayı yansıtır. Çocukların dünyası biz büyüklerinki kadar kirli değildir. Sevgi doludur ve tertemizdir. Her ne kadar çocuğumuzu biz yetişkinler bu hırslarımızdan, bu hatalarımızdan uzak tutarsak o kadar sağlıklı, o kadar doğru bir gelecek oluştururuz. Müzemizin bu köşesinde gerçek hayatta ne yazık ki artık göremeyeceğiniz bir panoramayla karşı karşıyasınız. Çünkü Amerika'ya gittiğinizde böyle bir yaşantıyı asla bulamazsınız. Bu bölümdeki oyuncaklar 1930'lu yıllarda Almanya'da üretilmişlerdir. İlk oyuncak fabrikaları Almanya'da kurulduğundan Stuttgart'taki Hauser firması Kızılderili ve Cowboy figürleri üretir. Bu oyuncakların yapısı talaş ve tutkaldır. Evet, yanlış duymadınız. Görmüş olduğunuz oyuncaklar kurşun ya da plastikten değil, talaştan yapılmıştır. Kızılderili köyünü dikkatli inceleyecek olursanız, Kızılderililerin nasıl yaşadıkları hakkında, nasıl giyindikleri hakkında bilgi sahibi olursunuz. Cowboy kasabasına baktığınızda ise, Vahşi Batı olarak adlandırılan Kuzey Amerika'da beyaz adamın mimarisini göreceksiniz. Kovboylar nasıl giyiniyordu, nasıl bir mimari yapı içerisinde yaşıyordu, bu bilgileri oyuncaklar bize anlatmaktadır. Sahi dikkat ettiniz mi? Bu oyuncaklar sanki bir film karesi gibi, sanki sinemanın beyaz perdesine bakıyor gibisiniz. Çünkü 1930'lu yıllarda oyuncakların üretiminde konu olarak sinema çok etkiliydi ve o yıllarda sinemada hep kovboy filmleri seyredilirdi. Kovboy filmleriyle başlayan oyuncağın dünyasına etki etme konusunda sinema günümüzde çok daha ileri gidecek ve önce sinema filmleri üretilecek, sonradan o filmdeki kahramanlar çocukların önüne oyuncak olarak konulacaktır. Yaptığı kağıttan uçağı rüzgarın dansına bırakmayan kaç kişi vardır? Hepimiz kağıttan uçak yapmışızdır. Müzemizin bu bölümünde ancak bir havacılık müzesini ziyaret ettiğinizde görebileceğiniz uçak modelleriyle karşı karşıyasınız. Evet, İnsanlığın havacılık tarihine bakıyorsunuz. Ama söylemiştik, oyuncak üretildiği dönemin tanığıdır diye. Ve tam karşınızda büyük bir uçak kabinini görmektesiniz. Kabinin içindeki Barbie ve arkadaşı kendinden başkası değildir. Mattel firması tarafından üretilen Barbie diye bildiğiniz oyuncak aslında bir çizgi roman kahramanıdır ve doğduğu yer de Amerika değil, Almanya'dır. 1955 yılında Almanya'nın ünlü Bild gazetesinde Lili adlı bir çizgi roman kahramanı yayımlanır. Bir genç kız olan Lili o kadar çok sevilir ki gazete bu çizgi roman kahramanının oyuncağını üretir ve okurlarına armağan eder. Amerikalı Mattel firmasının sahipleri işte bu oyuncağı görecek, çok beğenecek ve tüm haklarını satın alarak boyunu da birazcık uzatarak ona kızları Barbie'nin adını verecektir. Oyuncak üretiminde en önemli konu çizgi romandır. Oyuncak tarihi
çizgi romanın 1895 yılında ortaya çıkışından sonra daha da renklenmiş ve güçlenmiştir. Ülkemizde çocuklar en çok hangi taşıt oyuncağıyla oynamaktadırlar? Bu sorunun yanıtı hiç şüphesiz ve tereddütsüz arabadır. Ama gelişmiş ülkelerde durum çok farklıdır. Ekonomisi ve sanayisi güçlü olan ülkelerde çocuklar araba oyuncaklarıyla değil, oyuncak trenlerle oynamaktadırlar. Müzemizin bu bölümünde oyuncak tren tarihine bakmaktasınız. Özellikle Almanya'da üretilen Märklin marka trenler bu konunun öncüsü olmuştur. Tren istasyonları, tren peronları, tren köprüleri birebir örnekleriyle tam karşınızda durmaktadırlar. Ülkemizde demiryolu taşımacılığına önem verilmemesi oyuncaklara da yansımıştır. Ülkemizde üretilen oyuncak trenler dünyadaki örnekleri arasında ne yazık ki sönük, hem de çok sönük kalmaktadır. Günümüzde bile en çok satılan, hatta büyük bir masa üzerine dağlarıyla, kentleriyle, gölleriyle neredeyse küçük bir ülke kurulan oyuncak trenler hala yaygındır. Fındık çok lezzetlidir. Kayısı da öyle. İncir de. Hele ki nohut. Peki ya buğday? Bunların hepsi güzeldir. Ama hepsinin birleşimi olan aşurenin tadı hiçbir yerde yoktur. İşte ülkemiz folklorik zenginliğiyle, kültür mirasıyla aşure tadındadır. Müzemizin bu bölümünde büyük bir alanda ülkemizdeki folklorun renkliliğini ve zenginliğini görmektesiniz. Yine karşısında durduğunuz vitrinin sağ bölümünde ise oyuncak fabrikalarının ilk kurulduğu, sanayi devriminde başarılı olmuş olan Almanya'da yapılan oyuncaklar karşınızda durmaktadır. Özellikle bu birlikteliği sizlere sunmak istedik. Evet, Almanya'da üretilen oyuncaklar daha keskin çizgide, daha mimari yapıda olabilirler. Fakat ülkemizde, Anadolu'muzda çocukların kendi ürettikleri ya da yakınlarının, anne babalarının, teyzelerinin, dayılarının yapmış olduğu, oynamaları için onlara verilen oyuncakların renkliliği, canlılığı sağ taraftaki oyuncaklarda yoktur. Hep şunu düşünmüşümdür. Biz yerli oyuncak sanayimizi tüketmeseydik, oyuncak atölyelerimizi, fabrikalarımızı kapattırmasaydık, kendi kültürümüzden, yaşadığımız bu güzel toprakların kültür mirasından yararlanarak nasıl oyuncaklar yapardık acaba? Bu sorunun yanıtını lütfen camekana dikkatle bakarak verin. Yine bu bölümde tahtadan yapılan dönme dolabın olduğu alanda Eyüp oyuncaklarını görüyorsunuz. Ülkemiz tarihinde yerli oyuncak üretiminin en eski örnekleri İstanbul'un Eyüp semtinde karşımıza çıkar. Çocuklar sünnet olmadan ve okullar açılmadan önce Haliç'in kıyısındaki Eyüp Sultan Camii'ne götürülüyorlardı. Bu nedenle caminin etrafında oyuncakçılar boy göstermeye başlamıştı. Evliya Çelebi ünlü eseri Seyahatname'de Eyüp oyuncakçılarını 100 dükkanda 105 kişi olarak anlatır. Tarihi Eyüp oyuncakçıları 1950'li yıllardan sonra yerli oyuncak sanayinin ortaya çıkmasıyla dönemlerini kapatır ve üretime son verirler. Okey, Eyüp oyuncaklarından söz ettik. Size Eyüp oyuncakları konusunda bir öykü anlatalım. 1820'li yıllarda dönemin padişahı 2. Mahmut Cuma namazı kılmak üzere Eyüp Sultan semtine gider. Ve padişah yol kenarında annesinin oyuncak almadığı bir çocuğun ağladığını görür. Bunun üzerine
bütün Eyüp oyuncakçılarının kapanmasını emreder. Yaklaşık bir ay sonra 2. Mahmut yine cuma namazı için gitti Eyüp'te, oyuncakçı dükkanlarının açık olduğunu görünce çok sinirlenir ve hesap sorar. Bunun üzerine yanındaki Sait Efendi şunları söyler. Efendim, siz bana oyuncakçıların değil, mezarcıların kapatılmasını emir buyurdunuz. İkinci Mahmut, tam aksini, oyuncakçıların kapanmasını istediğini söyleyince, Sait Efendi zeka dolu şu yanıtı verir. Efendim, oyuncakçılar bu dünyaya gelenleri, mezarcılar ise öbür dünyaya gidenleri bekler. Ünlü hayal kahramanı Mickey Mouse, çocukların karşısına ilk kez 18 Kasım 1928 tarihinde bir çizgi film karakteri olarak çıkar. Bir karikatürist olan Walt Disney, odasında çalışırken masasının üstünde dolaşmakta olan fareyle arkadaş olur. Ondan etkilenir ve Mickey Mouse'u çizer. Oysa 17 Ağustos 1926 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Performo Oyuncak Fabrikası bir oyuncak fare üretmiştir ve bu farenin göğsünde de Mickey yazmaktadır. Mickey Mouse. Yani Walt Disney Mickey Mouse'dan etkilenmiş ve Mickey Mouse'u bir hayal kahramanı olarak çocukların önüne koymuştur. Bu camekanda gördükleriniz Walt Disney tarafından üretilen ilk oyuncak Mickey Mouse'lardır. Lütfen dikkatli bakın. Günümüz Mickey Mouse'una hiç ama hiç benzememektedirler. Daha çok gerçek bir fare görüntüsü var bu oyuncaklarda. Evet, çünkü çocuklar Walt Disney'in ürettiği bu ilk oyuncak Mickey Mouse'ları hiç sevmediler. Gerçek fareye benzedikleri için onları ellerine almak istemediler. Walt Disney hatasını anlar ve oyuncaklardaki o keskin çizgileri yuvarlak, daha sevimli bir hale dönüştürür. Böylelikle de günümüzün Mickey Mouse'u doğmuş olur. Müzemiz sizlere oyuncak tarihinin çok ender bulunan ve son derece değerli olan eserlerini sunmaktadır. İşte onlardan biri de kısa bir dönem üretilen, fareye benzediği için çocuklar tarafından sevilmeyen, tam karşısında durduğunuz ilk Mickey Mouse oyuncaklarıdır. Canik Belediyesi Oyuncak Müzesi'ni ülkemizin en değerli sanatçılarından biri olan sahne tasarım sanatçısı Ayhan Doğan ile birlikte tasarladık. Bu bölümde Ayhan Doğan sanatçı arkadaşlarıyla birlikte bir sokak hazırladı bizlere. Bu sokakta tahta oyuncak yapımcısı, hikaye kitapları satan bir kitabevi ve bir dönem mahallelerde yer alan eski mahalle oyuncakçısını canlandırdık. Ha, bir de bakkal var. Öyle ya, pek çok çocuk oyuncakları bakkaldan satın almıştı. Dikkatli bakın bakkala. Orada bir kavanozun içinde misketler göreceksiniz. Sonra kağıt maskeler, fırdöndüler. Oyuncağa ulaşmanın zor olduğu yıllarda, 1950'li 60'lı yıllarda bakkallar birer oyuncak satıcısıydı. Müzedeki oyuncakların hiçbiri mağazalarda satılan ticari eşya değildir. Bu oyuncaklar dünyanın en önemli oyuncak koleksiyonerleri tarafından yıllarca evlerinde itinayla saklanmışlardır. Ve ben bu oyuncakları o insanların kızlarını istemeye gider gibi gidip aldım. Evet, çünkü taliplisi çok. Bir koleksiyoner özenle yıllardır çocuğu gibi baktığı bir oyuncağı satacak. Neden mi? Bunu bilemezsiniz. Annesini tedavi ettirecek ya da çocuğunu okutacak, belki de dünya turuna çıkacak. Önemli olan zaten bu soru değil. Asıl soru şu. Bir insanın çocuğu gibi itinayla yıllarca koruduğu o oyuncak neden size verilsin? Neden size versin o oyuncağı? Dedim ya, ben
Görmüş olduğunuz oyuncakların her birini o insanların kızlarını istemeye gider gibi gidip aldım. Nedense öncelikle inandırıcı olacaksınız. O kişi oyuncağın doğru ellerde olduğundan emin olacak. Ve Canik Belediyesi 3 yıl, evet 3 yıl bu müzenin kurulması için çalıştı. Canik Belediyesi'ndeki arkadaşlar bu zenginliği Samsun'a da, Karadeniz'e de kazandırdılar. Oyuncak müzeleri ailenin bir arada olduğu, en güzel zamanları geçirdiği mekanlardır. Burada çocuklar sadece anne babalarıyla değil, dedeleri ve nineleriyle de bir arada mutludurlar. Bu üç kuşağın bir arada mutlu olacağı yegane mekan oyuncak müzeleridir. Oyuncak müzesine çocuğunu getiren bir ziyaretçi, kapıdan içeri girerken bir eliyle çocuğunu tutmaktadır. O ziyaretçi müzemize gezer ve ayrılırken öteki eliyle de kendi çocukluğunu tutar. Çocuklar yetişkinlerin çocukluklarıyla burada tanışır, arkadaş olurlar. Getirdiği için Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Buradaki oyuncakların hepsini görmek çok güzeldi. Yani dünyadan yaklaşık 38-40 ülkeden burada da oyuncak var. Müze çok güzel. Bu müzeyi açtığınız için teşekkür ederiz. Buradaki oyuncaklarla çok etkilendim. Özellikle bu bölümü çok beğendim. Çünkü önceki zamanlarda insanların çektiği zorlukları gördük. Şu anki teknolojiyle ne kadar kolay bir çağda yaşadığımızın farkına vardım. Çünkü Almanya'yla bizim kendi oyuncaklarımızı karşılaştırmışlar. Onların oyuncakları daha simetrik. Bizimkiler de daha elemeli, gözlüğü daha rengarenk. Adeta geçmişe doğru zamanda bir yolculuk yaptık desem hiç yanlış olmaz. 7'den 70'e bütün yaş kesimine hitap eden bir müze olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Biz çocuklarımızı oyuncak alırken sırf oyuncak olsun, gönülleri olsun diye alıyoruz. Ama burada gördük ki oyuncak çok değerli. Oyuncak çocukluktan başlayan bir temel eğitim. Bu müzenin hazırlanmasında katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Bir vatandaş olarak burada olmaktan bugün çok mutlu olduk biz. Teşekkürler.